Da boş ver, tuşu çalışıyor, lambası çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Ne istiyorsun arabadan daha? Ben fitiller yeni ya. Sert kapanıyor. Pardon fotoğraflarını ağzın. Şey gibi esotik kattığı zaman. Şeride dolandık ha, farkında mısınız? Viraja girerken başlaydık, en sağda çıktık. Allah belamı versin, en soldan en sağda çıktık. Oradaymış. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Video ve kanalımıza hoş geldiniz. Hep bir heyecan diyerek videomuza başlıyoruz. Bugün yanımda görmüş olduğunuz numuneye araba alıyoruz. Dün arabaya bakıp kaparısını verdik. Bugün donatır işlemleri ve arabayı detaylıca göstereyim ve bunun heyecanını çekeceğiz, paylaşacağız sizlerle. Yıllar önce bir videoda demişti, işte Niron ismi alırsam Şahin Nar çiçeği sahibi olurum, başka da olmam demişti. Lafını tuttu, Allah'ın izniyle noterde arabanın üstüne borçlar, açlar bir şeyler çıkıp tabi sorunlar çıkmazsa, aksilik çıkmazsa bugün Nar çiçeği Şahin sahibi arkadaş. Ho. Ama bir videoda da demişti ki, yürüyün gidin oğlum, Honda'dan Tofaş'a mı düşülür? Videoyu arşivlerden bulamam şu an ama buraya koymak isterdim. Çok aramam gerekiyor. Hangi videoda olduğunu bilmiyorum ama bu lafı bir videoda söylediğini hatırlıyoruz ikimiz de. Her neyse, araba güzel. Arabayı ben inceledim, ben baktım. Bu da beğendi, içine de sindi. Zaten bakalım. Berk anladığı için Berk'le beraber özellikle Berk'i bir arabamızın diferansiyeli ötüyor. Bu da zaten piyasanın altında almamızın beğenmiş olduğu avantajla herhangi bize bir sorun sıkıntı yaratmayacağı için diferansiyeli öterek en maksimum bir ay kullandıracağız bunu. Ondan sonra da bir sıfır diferansiyel çakacağız ona gibi duruyor. Yol bakalım bizi nasıl götürürse o şekilde izleyeceğiz. Araba daha önce bizim gibi genç birisi de olduğunu tahmin ediyoruz. Küçük kısa travers coil var. Arabada soluk stop vesaire var. Aslında bir nevi de hazır araba almış gibi duruyor ama yani üstünü dolduracağı için de pek hazırcı sayılmaz. Tabii bu yeni araba aldığı için bu 2-3 ay böyle dengeleyemez kendini. Ya ufak tabii, onlar falan zamanla olacak şeyler. Ama ondan sonra o arabaya ben bir jant koyduracağım. Öyle, öyle. Gerisi her basit. Her şey keyfi yani. O diferansiyel dışında her şey bakalım keyfi. Babasıyla birlikteyiz. Babası var. Yusuf var. Arabada telefonla konuşuyor. El sallıyor oradan, bir şeyler yapıyor. Arabayı almaya gideceğiz. Arabalar Karabağlar Sanayi'den aldık. İş makinesi geliyor abi, bir dakika. Oo, sembolün arka bomboş. Kendimize de bank da var. Ben bir tane de vagon istiyorum ya. Ama böyle olmasın korkum. Abi geldik, biz 19. noterin önündeyiz abi. Tamamdır abi. Arkadaşlar arabamız geldi. Arabamız geldi abi. Nar çiçeği. İki parça değişenli. Soluklu. Bir tampon ayarı. Bir de bu tarafta hatamız var. Şurada kordonumuzda bir dalgalanmamız mevcut. Ve şu çamurluğumuzdaki çürüğümüz. Bunun dışında arabanın diferansiyeli de dışında tabii ki sıkıntı sorunu bir şey yok. 10 numara. Kafadan. Arabanın içini göstereyim size. Göğüslüğe bak. Göğüslük harbi güzel. Kapı fitilleri yeni değişmiş. O yüzden şeyli bir tavan kötü bana göre. Arkalar bunu arkalarla birlikte change değiştireceğiz.
Selex direksiyonumuz. Orijinali. Büyük ihtimalle araba bilmiyorum ama yorumlarımca çok el değiştirmemiş. Çünkü bundan bir önceki sahibi yani bu arabayı modifiye edip ve kısa traversi koylu koyan diye tahmin ediyorum. Arkadaşımıza 5 yıldır 6 yıldır da ondaymış. Orijinal paspas mıdır değil midir pek bilmiyorum. Aynen öyle. Mert araç çekemez ama. Hadi Mert. O zaten Tofaş'a bir garip. Bu ne birader? Oğlum, o vites boşta değil. Geç arkaya rezdan. Santi söyleyeceğim, göster bakayım bana bir. Neyi? Neyi göstereceğim? Nasıl? Neyi bilelim, bir mi? Bilal tamam. Ama yok, sendik bir şey yok. Bir tık sana bunun şeyini söyleyeceğim. Vites şeyini yanlış takmışlar. Şu çok uzun. Ve bunu alttan takamamışlar. İnsan geç geçmesine emin olamıyor. Ben de ekle söyleyeyim. Hatta bir kere kullanırken dün cırlattım ya. Ondan sendik bir şey yok. Şahines arabalar arkadaşlar araba bu arada. Ah be, hello yokmuş. Bak ben sana var ki vardır dedim ama yok. Şu ne lan? En sağdaki mi? Bu dalga. Araba titriyor diyor. Araba soğuk diyor. Beni çek diyor, ben arabaya ısıtayım diyor. Kitle. Yani? Bak. Soğukken yapar onu. Ya da böyle devirsiz çalıştığında yapar. Kitle. Onu çektiğinde bak. Onu çektiğinde gaz vermesi lazım değil mi peki? Evet, benim oradan bildiğim onu vermesi lazım. Evet. Gaz vermesi lazım değil. O oradan ayarlaması lazım da. Boşver, tuşu çalışıyor, lambası çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Ne istiyorsun arabadan daha? Ben bir şey istemiyorum. Korna bile çalıyor ya. Sinyal var bakayım, sinyalleri çalışıyor mu ama? Arabada Amerika Park var bu arada. Hani? Yok. Var birader ama diadem almamız lazım. Şarjı şuraya açsam da ben. Oğlum bak, kamera yere bakıyor. Ben geldi miyim? Unuttum dur. Şuraya geri açayım da kafadan dursun. Önünde noterde fotoğraf çekeceğiz ya falan filan olacak ya. Anahtar teslim fotoğrafı. O güzel çıksın. Arabanın önü görünmüyor. BMW ile kafa kafaya kaldı. Tamam. Bir de ben o lastiği kadar... nereden çekeceğim birader ben şimdi ama? Ha? O lastiği yerden çekeceğim ben şimdi. Ne lastiği? Ay. Geri gideceğim şuraya. İyi tamam. Kafadan dursun, elini bunu çekeceğim arabaya. Sen noter alana kadar şey yap. Biz paylaş. Bizden de gelsin.
yanıyor mu? Bilal arkada yanıyor bir şeyler. Ben anlamıyorum. Deko. Kapattın. İkisi de yanıyor birader. Allah Allah. Efendim, ne arayıp arayıp duruyorsunuz? Alo. Ne oldu anne? Alo. Yürü az daha yürü. Yürü 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 daha var daha var yürü az çok az daha yürü. Dur dur. Araba kendini kilitler mi? Ol ihtimali var. Fitilleri şey yapana kadar sık yapmam lazım. Hayır fitiller ayar istiyor diye fitiller yeni ya. Sert kapanıyor. Parkın biri yenmiyor oğlum. Bir dakika parklara getirsene şu arabayı bir. Sadece parklar yansın farlar yanmasın bakayım. Bilmiyor ki. Daha önce şahin olmamış. Az önce sen Amerika Park var dedin arabada. Ama bu taraftaki zaten arabanın gene burnu bu tarafa baktığı için bu taraftaki yanıyor gördüm. Ben ikisi de yanıyor zannediyorum. Yanmıyor mu? Araba güzel. Hani tam egzozuya gidecek. Tampon ayarı yapılacak var bir egzozdan önce. Ona rol yapar 35 kap 35. Tampon ayarları yapılacak. O tampon emanet duruyor evet. Bir. Ondan sonra tampon yukarı çıkacak ya. Egzozcuya gidecek. Egzozu bu şekilde ve yer açılacak. Oraya kesilecek. Egzoz yukarıya alınacak. Ama şu detayı unutmayın. İçi de şey krom. Yani bir arka plakalık değişecek. Böyle yapmayacağız abi. Enrico Alberti. Önü de kara yapıp Enrico Alberti yapacağız. Siz geçtire sök. Anahtar bul bir yerden bir tane. Sen dediğim cam olayı buydu. Cam filmi var evet ama camları değişmiş arabanın. 4 camdaydı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Değişmese daha iyi olurdu ama. Şu cam filmini söksek de şu şeyler kalacak. Şu camın kendisine var şu olay. Benekli. Önde de aynı. Arka cam da değişmiş. Arkada yok. Tamam bu arabanın camlarını sıfırlamışlar. Demek ki bunu bilmeyen birisi değiştirmiş daha önce. Orijinal kalmaz. Aslında daha iyiydi. Alışacak arabaya. Zaten Mert'in nasıl araba kullandığını biliyorsunuz. Gel. Kal. Bu arada sen dedin ya Mert. Jant kapağı diye. Jant kapağı alınır diye. Ben dedim gerek yok. Alınması lazımmış. Evet, alınması lazımmış. Şey diyeyim mi sana üstündeki orijinal olursa şaşırmam ha. Ama aa. Nereden anlıyorsunuz onu? Amcaoğlu. Ne abi? Orijinal diye de baktım da değil gibi duruyor. Aslında söküp içeriden baksan daha iyi emin olurum. Mert bir şahit. Abi video çekiyorlar. Ekstra para alacağım bunlardan. Hayda. Stopları çek. Stopları var. Stoplar soluk. Keşke bana versene ya altınları. Şu mu? Çek seni gireyim mi? Gireyim. Küçük altınları bana versene. 3-5 tane vardı. Çok mu vardı? Çok var o parkur.
Vallahi bir 50 milyarlık vardı galiba. Benim işim bu abi. Ben YouTube, biliyorsun YouTube'u. Ben YouTuber'ım. Kanalım var. Araba videoları çekiyorum. Vloglar çekiyorum böyle. İşte kendi arabam var. Onunla ilgili videolar çekiyorum. Sana yani yazarız abi. Ne olmadı? Kanalı görürsün. Kanalda görürsün bu arada. Tamam, görürüz. Yeni evimin yeni kanlı var. 4 gündür arabanı... Hiç 4 gündür peşinde adam ya. Babasını ikna edemedi. Edemedi. Kanka arabamı da çek. Çekiyorum hemen. Vallahi boşluyum. Biraderin de bir sanını geldi, selam verdi. Allah razı olsun. Ceza ediyor şu an. Ritimi açacak. Ritim açacak. Bekle şimdi bak, ben biliyorum. DNL 925. Dayım hasta. Anını satayım. Arabanın şeyini... Limon sarısı tek atar. Yanlış anlama ne var? Yok. Bitim açmadı, bizi yanıttı. Bütün piyasacılar bizi. Şeyi göster. Fotoğrafları göster. O da fotoğraf derdinde. Abi bir şey diyeceğim, bu orijinal mi? Tabii. Bu videoyu da seviyorum. Sen anlıyorsun abi, ben ne anlayayım, orijinal ya. Ben her şeyi orijinal bana göre amına koyayım. Küfrettim yere. Bir direksiyon, Mamo. Ha, böyle böyle olacak ama. Bir test topu zorunu sen istediğin kadar daha değiştirmek daha istemesen de. Oo, daha geri tam gidiyor. Senlik oğlum bu, üçü de bir salon salak. Abi söyleyeyim, şuraya falan gelecek. Şu, yani ay abartma. O kadar da şuraya falan, hani bu direksiyon küçük olduğu için bunu aşağı indireceğiz. Elinde böyle falan olması lazım. Evet. Böyle olması lazım. Go kart. Go kart. F1 gibi çok güzel olur. Senin altına ne F1 gibi duruyor? Bir tane bir ara Instagram keşfetine çıkmıştı ya. Çıkmıştı diye tahmin ediyorum. Çünkü milyonlar izlendi o ara sahibi kimse. Araba bordo. Selex. Otobanda dümdüz gidiyor. İçinde yapılı. Senden de yapılı. Momo sakılı. Direksiyon aşağıda. İçinde böyle kullanıyor. Dışarıdan da 4K video çekmişler. Süzülüyordu böyle. Onun gibi bir şeysin sen şu an. Ama önce lütfen değiştirelim. Tamam. Çok kötü ya. Zamanla yapacağız. Ha, cidden. Neymiş bir daha o? Bu ne acaba? Amacı vasfı ne şu arkadaşın? Garip ya. Neyse senin fotoğraflarını ağzını... Buraya kes! Kesmem kanka, onu kes bunu kes. Ne koyacağız biz bu YouTube videosuna? Abi kıçım göründü, kes. Abi ayağımın paçası kısa çıktı, kes. Wow, o da Crocs'larla, kes. Oradaki SAS plaka araba da çok tanıdık geliyor ama Instagram'da görmüş olmam ihtimalim var. Bilmiyorum. Hadi şöyle fotoğraflarına bakalım biraz. Hadi biraz. Dediğim doğru çıktı. Araçta evde bizi tanıyormuş. Sosyal medyadan. Oradan yıkadıktan sonra geldi, selam verdi. Arabada değişen boya yokmuş. Araba yine güzel, kupon. Bu renk nadir olanlardan. Araba 90 kaç modeldi bu araba? 91. Sadece stoplar ön panjur falan fıstık, birazcık karışık çorba duruyor. Yani eski tip 90'dan önceki sinyal. Doğal ne panjur. Arka yine 96 şey. Ama araba yavaş yavaş toplayacakmış. Kaporta boyayabilerek vermek istemiyorum diyor, araba boyasız. Değişensiz diye, ama ben dedim bence vermelisin. Boya güzel dursa da ufak tefek taş gamzeleri, onlar bunlar var. Araba genel olarak iyi ama. Plakası hasta kaldım. Plakası az. Araba iyi. Yazdın değil mi sen WhatsApp'tan? Linki atarım sana şimdi. Dur hatta atayım. Niye bakıyorsun sen? Bakıyor, ciklesi var, miklesi var böyle. Ya ben hemen şunu linkini attım grubun. Allah verirse kendine bak, tanışım emin oldum. Kazasız belasız. Eyvallah. Karışım, görüşürüz. Kendine bak. Şeye yaz, bir de çift kafa.
Yaz hemen. Arkaya yaz hemen. Çift kafa. Bende var kanka. Üzerinde vardı. Zaten kesikmiş. Niye çıkardın? Muayeneye soktum. He. O zaman çıkarmıştım. Konya var şu an zaten ama çift kafa benim balkonda var. Onu ben takarım. Bir çift kafa. Doğru yapıldıktan sonra yine yanına gelirim mesela. Gel gel, sıkıntı yok. Allah'a emanet. Neye bakıyorsunuz oğlum, harbi mi cihazınız? Var. Oo, 5 lira kardayız. Artı 5 TL. YTL, 17 YTL TL. Hatırlıyor musun? Hatırlar mısın mazi? Mazi kokun gibi manidar Emre Çengel. Benim hoşuma giden şey eski araba şimdi. Klima yerleri falan kırık mırık oluyor ya. He. Aynı IS'teki gibi, onda da dert ya bu. Ben öyle ya, para değil aslında da amına. Ben dert ediyorum öyle şeyleri. Neyi kırık bilen sen, neyi beğenmedin? Ay kırık değil. Bu çok güzel anlamda söylüyorum. Hani bazılarında buraları kırık oluyor. Şunlar bunlar yarak kürek duruyor ya. He. Bunda düzgün temiz duruyor. Benim içi hoşuma gidiyor birader. Hani adam bizi tanımıyordu. O adam durup bizim yanım. Ben dedim ki bak, o adam geliyor, göz göze geldim. Şurada durdu. Tamam mı? Dedim ki adam bizim yanımıza gelecek. Bizi tanıyor yani, yani şey biz şeyimiz var. Dedi ki yok, ben nereden tanıyacağım? Amına. Adamlar komutanım beni askere tanıdı. Adamlar takipte. Çevremiz var. Allah razı olsun. Allah razı olsun, sevinimiz çok. Biz de onları seviyoruz. Ego kasmıyoruz. Allah bin bir kere razı olsun. Görünce arada yorumlar alıyorum. Ondan dile getirmek istiyorum. Abi seni gördüm, yanına gelip selam veremedim, utandım, çekindim. Yanımda kız arkadaşım, ailem olmadığı sürece gelin. Mert, bir duyuru yapmam lazım. Videolarda hiç bahsetmedim ama kanalımızda katıl diye bir buton var. Bu buton ücretli olarak abone olmanız, aylık olarak para ödüyorsunuz. Bunun karşılığında Instagram veya WhatsApp sohbet grubumuz var. Şu an Instagram ama WhatsApp'a geçebiliriz. Daha sonra videolara erken erişim sağlıyorsunuz. Daha sonra ne var? Abi var da var da, anladın mı? 60 TL veriyorsun aylık abone olma ücretini. Oradan benle daha iyi sıkileşmek için İzmir'deysen buluşup video çekme fırsatı yakalıyorsun. Konuk olabiliyorsun. Ve tüm reklam ve İşbirliği için mesaj atabilir, mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz veya Instagram değil ama mail daha olumlu ve iyi. Başka ne var söyleyebileceğim duyuru? Geliyor, eğleniyoruz işte kanka. Aynen öyle birader, ben daha ne yapayım, anladın makara mı? Anladın mı? İzmir'de olan arkadaşlar da Instagram'dan yazsınlar, araba fotoğrafı, telefon numarası ve yaşını. WhatsApp grubumuz var, kendi arabamızı, ortamımızı oluşturduğumuz. Haberleştiğimiz, yıkamaya gidiyoruz, toplanıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye açtığımız WhatsApp grubumuz. Oradan da iletişime geçebilirsiniz ama maddi olarak çökmüş durumdayım. Katıl butonuna katılıp 60 lira olması lazım ücreti, değişmediyse. Oradan katılırsanız bana çok destek olursunuz. Bağış da var orada. Hani gönlümden Berk'e bir 100 lira koptu. İşte al Berk 50 lira falan filan. Böyle şeylerin de hastasıyım. Yaparsanız sevinirim yani. Teşekkür ediyorum. Gerisi videoda işte. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Bu araba... Kardeşim yeter mi 200 lira? 400 mi olsun? Fulleyelim abi. İlk vesile. Fulleyelim. Fullenir. Fullenir. Kaç lira lan? Abi, ne bileyim baba ya. Orada kendin gör, 600 lira alacak bu araba. Bana koyayım ben 600 lira. Al. Elim titreyerek veriyorum. Söylemeden. Soluna bakarak sen çek. Debraj sert. Ona alışacağım biraz. Partlarını açarak kes. Ya da limon sarılarını açarak kes. Arabayı stop ettirdiğinde de bütün hepsini kapattı. İleri git biraz daha. İleri git. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Gaz alıyorsun sen. Ne fark eder? Bence kredi kartına geç, onu nakit al. Benim taktiğim. Nasıl fikir? Her şeyi kapalım bu arabanın için. Ben çok tırsıyorum onun bir şeyini açıp. Bak şu fan klima, tamam mı kardeşim? Bu sıfırda. Birader bunlar kapalı değil mi? Bak bu kapalı. Şeylerin açık. Fanın düğmesi sıkıntı o. Fanın düğmesi. En sağdaki. Sıkıntı. O ona elleme. O hiçbir şey çalışmıyor. Işte, anladın mı? Bu şu sis var ya. Sis arabanın kontağı kapalı olduğu sürece sis yanmaz. Şimdi gazı fulluyoruz. AB'de pompa çıkmaz ya. Arabayı yeni aldığımızı dile getirdi. Abi hakkımız mı? Abi hakkım bu. Ben sonuna kadar arkandayım. Ve ufak bir şeyle de bırakma. En az bir yüzlük. Bir teknikten aşağı %100 kurtarmaz, çok pintidir. Sen bundan... Abi nasıl satılmıyor ya? Kart geçelim, ne bir şey yapalım. Tamam sen orada üstüne geçersin. Ama üstüne geçeyim. Ne kadar 60 lira daha geçeyim.
60'lara geçiyorsun, bir tane daha bir içecek alıyorsun burada. Tamam al abi içecek, istediğin içeceği de. Nescafe alabilirsin abi, vallahi. Sen al be. Ben Nescafe içer misin abi? Buyurun. Niye söyledi ki babam arabanın yeni olduğunu? Söylersen böyle bir şu adı, bunda hakkı. Şaşırtıcı bir şekilde 320 lira aldı, içinde de gaz varmış. 40'lık şey. Tank. Nedir onun ismi? 40'lık tank. İçinde yani bunun payı da var tabii, 5 litre 6 litre koruma payı. Garip. Çözemedim. Neyse babandan fazlayı kopardık yine. Birader. Kanka yanlış anahtar sokuyorsun. Ya ne küçük anahtar, küçük anahtar. Değil, değil kanka, öyle bir şey yok. Bu da arabanın anahtarı değil mi diyor. Ayestan'da arkadaşlar var bir. Çevirecek Mert, gidiyoruz. Sola yanaş, sola yanaş. Soldan böyle yapacağız. Soldan U yapacağız ya. Videoda söylemiş miydim bilmiyorum. Araba diferansiyel azları aldık. Diferansiyel ötüyor şu anda, duymuş olduğunuz gibi. Ama bunu yakın zamanda yapacağız. Düzelecek. O sağdaki aynayı yukarı kaldırır mısın? Deneyelim belki. Bu kol çalışmıyormuş. Şöyle yapalım. Tatmin edici mi? Emin misin? Emin misin? Bir daha bak bakayım nasıl kullanıyor, bak Allah'ım. Evet. Klasik Şahin koltuğu, en arkaya kadar yatmıyor. Ona çal, ilerlesin. Oğlum yürüsene. Bir şey diyeyim mi sana? F16 gibi kükürüyor diferansiyel ya birader. Allah'ım. Yok böyle bir şey. Haydi abi, patates, kuru soğan geldi. 2 ile geldi, 2 ile. Bak sanki F16 kalkıyor. Gaza bas bakayım. Oğlum defansiyel atan araba ne güzel bir şey. Bu arada frenlerine asla güvenme. Hiçbir Şahin'e güvenme. Şey gibi. S30 kalktığı zaman... Sen bugün işe gideceksin mi kesin? Gitmesen olmuyor mu? Saat 11 seni bırakırım, işe geçemedi. Heh. Sol. Atma, bekle, atma, bekle, atma, bekle. Bundan sonra kapat. Kapat, yeminler bozuldu. Kapat. Ne
Ne bu, Esop mu? Yine. Şey isteyeceğim senden, ölüm müsaitken. Yavaşla biraz daha, gaz kes, gaz kes. Gaz kes, biraz daha kes. Hiç gazan asma. 4 yap. 3 yap. Kökle ne olacaksa olsun. Erken attın. Bu araba yürür. Devrini mi biliyorum? Bu araba yürür. Bu araba ciğer var. Çünkü yüzünü ilk 40 beydir. İyi yedi. Ama hararet mi çalışmıyor ki yani? Araba hararet yapmıyor. Düzeltmiyor hararet. Ya da çalışmıyor. Bekleyin, yolu gidene kadar alırız. Biraz sıkalım istiyorsan deneyelim onu. Çünkü onun çalışmaması sıkıntı. Sağdan araba geliyor mu? Gelmiyor. Kapat. Babanın arkasına geç, korna çal, bir şey yap, onu öldüreceğim şimdi. Baban gitti bile. Erlak gibi gidiyor amına. Babam arkamızda oğlum, babam geçti galiba, babam tam arkamda. Ben önde sanırım dayı oğlum. Oğlum saçları değil sen oğlum. Arkada bakayım. Giderken ver oğlum. Nasıl giderken ver ya? Vites atarken verebilirim. Ben Şahinci değilim birader, ben anlamam Şahin'den ama. Tamam. Yapma. Depresyon sana, yapma. Gaz kesiyor ya. Mesela çukurlardan kaçmayı deneyebilirsin. Hangi çukur kanka? Şu atladığımız yerlerden. Biraz daha sol yaparsan çukura girmiş olduğum eğitim bir yol olacak. Bak. Az önceki gibi sekmedi. Kornaya gerek yok ama var ki. Bu arada dışarıya kalan sesi her yolu olacak. İçeriye daha çok görüyordu ama dışarıya da yok. Bir yer sevgi yolunu orada alırım. Nereden gideceksem yakın bir yerde alırım. Ben kullanmak istiyorum şu arabayı. Bu adam varken ben güzel kullanamadım. Dün arabayı ben kullandım arkadaşlar. Testerını ben yaptım. Sevgililer günü de bugün. Cıvıl cıvıl hafta. Ben öyle bir şeye şahit olmam. Hayat, beni neden yoruyorsun? Ne? Ebru Gündeş, hayat beni neden yoruyorsun? Diyor ya. Bu ne peki? Benzin lambası mı yani? Evet, en sondaki benzin lambası. Bu arabanın artı niye hala yükselmedi abi? Göstergen için. Hava da seni. Araba da hiç durtak yapmıyor, ondan da yükseldi. Gözüm orada. Yeminler bozuldu. At için vursa, ne olacaksa olsun. Aldın artık hayalini. Araba iyi gidiyor. Benim araba iyi yiyemez gerçekten. Bekle, ben şunu durkakta ayarlayacağım onu. Meşhur altın yolumuz. Bence beni bırakacaksan baban gidecek direkt zaten. Ben belki bırakacağım, gidin siz. Aa, gimbalı mı armada? Tamam, aman akıllı benim. Gimbalına sokayım, bir daha benim arabamda bir şey bırakma. Ayıp be. O da hasta. Sağdan geçer, nereye gidiyorsun? At sağa, yavaş at. Dörtlü yak, dörtlüleri yanıyor, özür dile. Solda. Hangisi?
Dörtlü tuşu var orada. Dörtlü simyesi bile. Ya, siktir en alam yeten ayıbı oldu artık. Ben. At sana san serbest. Adamla kusura bakma. Kusura bakma abi de cam filmi var göremiyorsun. Allah'ım ne yapıyor bu çocuk? Adam dedi ki salak Şahinci'ye bak dedi geçti işte. Bak ben olsam onun aynısını derdi yani senlik bir şey yok. Ama araba şeritte geziyor Mert önüne bak artık. Üç şerit odalandık ha farkında mısınız? Viraja girerken baştaydık en sağda çıktık. Allah belamı versin en soldan en sağda çıktık. Sağda mı gireyim? Niye Katar'la şeyle araba mı yıkacağız? Birader buradan gidersek ileriden giriş yok ya gerizekalı. Var gerizekalı. Katar'la şerle araba mı yıkacağız? Yıkayıp gidersin. Temiz git. Geçmedi. Geçtin şimdi. Istedim. Yıkacağız mı? Hararet sanki inceden yükseldi. Yıkacağız mı? Kaçarım. Ben bir işe başlayacağım. Ben sana söyleyeyim. Tamam 20 dakika ha? Ya ben direkt kaçarım. Ben seni arayacağım. En yakın zamanda. Ama bak ben gidip işime ya. İşime gitme ya. Ben bu noter işinin konusunda sürecek gibi düşmüştüm. Ama hararet yükseliyor galiba. Ben yine ya ben kendim tırmızım. Bilal dur ayarlayacağım ben onu. Ben bir 50 il sınırlarıma gireyim. Yazsan gerine çok güzel. Devam et. Oğlum sen aynayı nasıl aradın? Ayna daha iyi gösterdi. Göstermeyin. Bir şey söyleyeceğim. O arabanın harareti yükseliyor mu? Ben şu an ondan başka hiçbir şey merak etmiyorum. Nasıl yükseldi? Gel. Gel nasıl yükseldi bak. Sabahtan beri öyleydi oğlum o. Ben o taraftan bakıyordum. O zaman biraz yorarım bir tane. Yükseliyor birader tamam. Bir daha bir dakika. Tamam. Yükseliyor değil mi? Bir dakika bak. Şimdi iki dakika belli olacak. Abi o araba var ya. Deli gidiyor deli de yanmam. Orada bilerek ilk başta ilk gaz tepkimesini çok fazla verdiğini ikiye atsaydım tutamaz. Bilerek bir tık daha ileri geri yani bir de ileri iş yaptım. Bu arabada yazlık bir şey olabilir bu arabada. Çevirmemişlerdir. Bakmamız lazım mesela şu an. Fan açtı mı bak şu an tam çizgiye geldi. Peki bir şey diyeceğim. Çok az bir oynama var. Benimkini açıyorsun farı yüksek. Değişiyor mu? Fanı açıyorsun yükseliyor ya. Bunda da bak farı açınca. Ne yapıyorsun? Benim araba oynuyor oğlum. Korna takılı kaldı bir şey oldu. Ben hayatımda bu kadar iğrenç bir korna görmedim ya. Vallahi. Cık.
tane çakma elde vardı bende. Motordan kalmadı. Var ya o kadar şey tuttum ki yani. Araba çok güzel maşallah. Beko yürü. Ay yaşlıymış. Yürü birader bu çıktı ama. He? Oğlum bu kapak hiçbir şey değil. Oğlum o ne yaptı lan? Kardeşim arabanın şu an biraz yoruyorum gibi görünüyor ya ama. Ya fark etmiyor. Arabayı deniyorum yani şey yapıyorum. Normalde böyle kullanan ya da karşımdaki kişinin arabasını yoracak bir insan değilim. Bunu sen diye biliyorsun. Ya birader sana bunun... Hani senin Honda'nı senden daha şey... insan yani. Değilim yani. Ama biraz alışayım. Hararet beni mutlu etti. Tamam hararet çalışıyor yani. En tilt olduğum konudur birader. Ne, özellikle bu arabada da çok önemli bir şey tabii, o. Tabii. Çonta yakarsın, motor yersin. Aslında bu arabanın bir yağ bakımını yapalım. Trigger sistemi değiştirelim. Ondan sonra debriyajını, ayarını yaptıralım. Debriyaj bizi birazcık daha götürsün. O selam verme şeklinde. Yakaladın mı onu? Böyle selam veririz. Ama bura benim kavşağım. Dönüşüm. Ve bu birazcık daha hızlı gitse de hiç panik etmeyip birazcık daha açılı gider bu. Girdi dükkana kaçırdık ya. Benim arabamı soruyorsunuz. Benim arabam sanayide. Nedenini sormayın. İyi değilim. Bülent abi. Ben, ne tarafa gidiyorsun? Buradayım. Tamam. Hararet normal. Yorduğum gibi 90'ı gördü şu an. Sen o açıdan yanlış görüyorsun. 90'ı gördü. Sadece bizim evin önüne gidince bakalım. Unutturma bana. Fan açmış mı açmamış. Suyuna bakalım mı? Suyuna sıcakken takılmaz şu an. Radyatörü açıp bakmamız lazım. Gerçi yedek suyuna bakalım tabi de. Tamam araba yürüyor, yanlıyor, fan açıyor, hararet yükseliyor, benzin göstergesi çalışıyor. Benzin de çalışıyor. Benzinli gidiyor. Dur bakayım bir de giderken değil. Olayı göstereyim sen de bak. Gazdayken hiç beklemene gerek yok. Ortaya aldığın gibi gidecek. Şimdi geri gelecek. Geldi. Ama benzinden Beko geldi. Benzinden hava yarıyor galiba. Evet. Evet benzinle bir tek diyor. Biz bunu benzinle kullanmayalım. Şimdi önümüz açılsın. Dediğim gibi üstüme çıkıyor. Bak görüyor musun? Benzinle yani Şahinler'de var. Bunun ayarını çok ince bir ayarı var. Tutturmak zor oluyor birazcık. Ama arada benzin olmadığı için yapıyor olabilir. Kokuyor bana. Zaten birader. Evet. Siktir et gaza al amına koyayım ya. Birader biz benzinle... Amına kodumun arabasına benzin alayım bugün işten çıkışta bari. Ama 100 liralık benzin bana aşırı söyle. Ne 100 liralık oğlum 300 liralık alırım ya. Mehmet geçen gün 400 liralık almış tık diyor bir tık oynadı. Birader, zaten öyle oynar yapacak bir şey yok. Bu benzin en az 2 liraya falan pullanır herhalde. Ben hiç hayatımda benzin almadım arabada. Ben belki bakarım full. En fazla 500 liralık aldım. Ben gerçi full almam. Neyini fulleyeceğim? Gaz var ya. Ben de 300-500 liralık alırım ışık sensörü. Işık sensörü yolda kaldığım bir şey olduğuna eğer olur. Arabayı çalıştırırken de benzin de çalıştırmak. Hayır. Benzin de çalıştırmayayım mı? Gazda çalışır mı bu araba sabah? Gazda çalışır. Videosunu çek. Ana adamı göstersene. Ya. Abi belki istemezsin diye ya. Kaçtık abi. Yapma.
gibi fren yapar. Amına koyayım ya. Böyle şey sevmiyorum işte ya. Bir de mahalle arası ya. Mahalle arası. Ani fren yapacak. Öldüreceksin amına koyayım ya. Biraderim, selamünaleyküm. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Ağabeyin kızını ilk bozan da benim. Anasını siken de benim. Amına koyayım. İçin rahattır yani. İçin rahattır. APZ olmayacaksın abi. İçin rahattır. Böyle mi kullanayım? Ne yapayım Mert? Parklarımı gaz kapatalım. Hararetimiz düşmüş. Nasıl düşüyor anlamadım. Bağırlı yazlık bir şey var. %100. Değiştireceğiz mi onu da? Yaz ayına geldiğim için değiştirmemize gerek kalmayacak. Çünkü bir ay sonra havalar ısınacak. Bizim işimize gelecek. Ayrıca da arabanın fanını düğmeye bağlamışlar arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir iyi bir etken. En sağdaki düğmeyi aktif etmişler. Bazı arabalarda olmuyor, çalışmıyor. Bu kötü oluyor. Ama bunda olması güzel bir şey. Aslında çok ucuz maliyetli bir şey. Elektrikçiye 100 lira 200 lira yaptırabileceğiniz bir şey. Çünkü arabanın müşteri az oluyor. Fan açmıyor. Bu sefer ne oluyor? Araba hararet yapıyor. Ne oluyor? Hararet yapacak? Conta yiyorsun. Başımıza geldi. Deneyimlerimiz var. Arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden gördük. O yüzden ben arabamı aldığım gibi ilk başta conta fanını düğmeye bağlatırım. İlk başta da gitmişti ama ben bir şey dememek istedim. Bir de ben sana bir şey söyleyeceğim. Motoru bitik veya yağ yakan bir arabanın bu kadar zorlamaya, bildiğin arabanın içine yağ kokusu verme, arkadan duman atma, bir şey yapma yapar. Bu araba yağ yakmıyor. Yakıyorsa da çok az yakar ve bunu hissettirmez. Bu da her şahinde hemen hemen olan bir şeydir. Çünkü bu kadar sıkmaya arabanın yağ kokutması lazım. Şeye bakalım, radyatöre bakalım. Kapatma videoyu, gel. Efendim. Alo. Yedek suyun az. Radyatör hala açmamış. Alo. İyi, Berke'ye de bırakacağım, şimdi işe geçeceğim. Hı? Belki aldık sabah, o da babaannemden. Babaanneme uğradık, anneanneme uğradık falan. Anamı sikiyim. Çantam sizin arabada kaldı. Ben yeni bir şeyimi unuttum. Ben harbi salağım. İyi tamam, kapatıyorum. Tamam, kapatıyorum. Baban evde mi? Ben gideceğim, alacağım baban evi. Buldum ya, daha doğrusu buldum dedim. Depoya yukarıdan atladım. Arabanın motorun anahtarını aldım. Evet, oradaymış. Evet. Var mı isteğin Beko? Servisi mi yapayım? Sen konuş Mert, gerekli videoyu söyle. Sağ ol her şey için. YouTube'a videosunu arkadaşlar, söyle. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için size herkese çok teşekkür ederiz. Ben buradayım, gitmiyorum bir yere o zaman. Allah'a emanet olun. Her şey için sağ olun. Beko'm, sen de her şey için sağ ol. Var mı isteğin? Evet, her zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Baba, o zaman ben burada bekliyorum senden haber. Hadi beraber. Tam açık şu an, artık açık telefon. Arkadaşlar, Mert'le konuşamadım diye diyalog veremedim. Babamla konuşuyordum. Mert hayırlı olsun. Videomuz için de artık kapanış vakti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Umarım sevmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Arabanın topla maçlarının gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Mert'le beraber yapacağız her şeyini. Benim de arabam şu an olmadığı için Mert'in arabasıyla çok rahat ilgilenip hevesimi de alabilirim. Yani kendi arabam gibi görüyorum açıkçası Mert'in arabasını. Bunu Can'da da yapmıştık. Yani Can'da da yapmıştım ama askere gittiğim için bir tık sıkıntı olmuştu. Yani Mert zaten benim canım ciğerim. Onun arabası benim malım, benim malım onun malı. Arabamı sakınmam. Askerdeyken arabamı ona bıraktım, emin ettim, yani güvendim. Hiçbir sorun yaşamadım. Allah bin kere ondan da razı olsun. Gerektiğinde arabamı sağa sola götürdü, işlerimi de çözdü. Dostluk işte, arkadaşlık böyle bir şey. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir de o kanala katıl butonu var abi. 60 lira, 40 lira onun paketleri var. Ben oraya ayladım böyle ince, herkesin bütçesine göre. 15 liraya sadece bağış olarak yapabiliyorsun. İşte bağışlar var. Berk'ten kendi gönlümden 100 lira koptu, 200 lira koptu. Oradan yapın abi be. Çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Destekleyen, yorum atan herkese de sonsuz teşekkür ederim.